Melin azıcık sağa kay. Senin soluna kay. Seni azıcık sağa, sola kay. Tamam Melin biraz gül. Çok iyi. Sen elindekini kaldır. Evet. El işleyelim seni çok. Sen de çek aynı şekilde bakayım. Yemin ederim sinirlenceli. Tamam. Vallahi sinirlenme. Anlayacağım. Bir şey gözükmüyor deme, cidden sinirlenir. Düşüyor. Kombin yok. Bir saniye, gözümü çekeyim. Kendini çok az atarmışsın. Gözüm çıkarsa adeyden çekeyim. Biliyorsunuz yakın geçmişte yaşadığımız pandemiden sonra turizm anlayışında, ziyaretçilerin turizm anlayışında kırılmalar oldu, değişimler oldu. Ve farklı turizm yaklaşımlarına ilgi ve odaklanmalar yaşandı. Kırklareli'de özellikle kendi ekosistemine ait turizm potansiyelini çok güzel oluşturmakta olan bir şehir. Agroturizm, sportif amaçlı turizm faaliyetleri, foto safari gibi turizmin farklı türlerine özellikle Kırklareli'de ulaşabiliriz. Biliyorsunuz yazın gelmesiyle birlikte ayçiçekleri de kendini göstermeye başladı. Trakya tabiriyle gün döndüler. Eşsiz bir foto safari imkanı sağlayan bu deneyimi de ziyaretçilerimizin gelerek özellikle bu dönemde önümüzdeki süreç içerisinde deneyimlemelerini ben tavsiye ediyorum. Ziyaretçilerimizi Kırklareli'ye, aslında Trakya'ya davet ediyoruz. Üç şehrimiz var biliyorsunuz Trakya'da. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli. Bunlar aynı zamanda Trakya'nın bir rotası. Üç şehrimizi ötelemeden, hepsini bir bütün halinde ele alarak özellikle agroturizmi Kırklareli'nde, tabii bunu bahsedince ayçiçekler aklımıza geliyor. Şu anda ayçiçeğin o eşsiz güneşe karşı duruşunu seyretmeye, deneyimlemeye, fotoğraf çekimine ziyaretçilerimizi davet ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte fotoğraf çekinmeye geldik. Mükemmel bir plato oluşturuyor ayçiçekleri. Yani yolunuzun üzerindeyse eğer mükemmel bir fotoğraf çekmek için arka plan diyebilirim. Burada sarının ve yeşilin her türlü tonunu görmek mümkün. Fotoğraf çekinmeyi sevenleri böyle yerlerde bekliyoruz açıkçası. Yani daha güzel bir arka plan oluşturuyor. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Arkadaşlarımızla beraber ayçiçek tarlalarına geldik fotoğraf çekmeye. Çok güzel fotoğraflar çıkardık. Yani ayçiçeğin renklerinin çok iyi yansıması vardı. Ve gün batımı olduğu için çok güzel fotoğraflar çıktı. Doğallık açısından çok iyi. Yani ortamı görmeye geldik. Güzel bir manzara oluştu açıkçası. Bu doğallığı da biz de fotoğraflara katmaya çalıştık. Turizmin güzelliklerini görmek için ayçiçek tarlasına geldik. Bayıldık, çok güzel. Zaten turizm okuduğum için böyle yerleri keşfetmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımızla birlikte daha güzel fotoğraflar çekmek için ayçiçek tarlasını seçtik. Çok güzel, mükemmel manzara. Buraya geldik. Arkadaşlarımızla bu doğal güzelliği keşfettik. Yeşilin, mavinin ve sarının mükemmel buluşması ve çok güzel fotoğraflar çıkarttığımızı düşünüyoruz. Çünkü manzara gerçekten çok mükemmel. Fotoğraf çekinmeye meraklı insanlar ya da fotoğraf sanatına meraklı insanlar varsa buraya kesinlikle gelmelerini öneriyorum. Çok güzel yerler.